duysun bütün insanlar. Bu sesi duysun dünya. Gelen Karadeniz'den dalga dalga fırtına. Dizeleriyle başlıyordu hafızalara kazınan Trabzonspor Marşı'na Kazım Koyuncu. Ömrünü, sanatını, gönlünü ve emeğini bordo mavili renklere duyduğu hayranlığın önüne seriyordu buğulu ve şiveli sesinde. Büyük Üstad Kazım Koyuncu ve daha nicesinin yüreklerinin Trabzonspor aşkıyla kavrulmasına ve çarpmasına sebep olanların en önde geleni kaptanıydı Cemil Usta. Namı diğer Dozer Cemil ya da Takoz Cemil. Yeni bir futbol felsefesinin İstanbul hegemonyasına başkaldıran kahramanların lideriydi. Kalesine örümcek ağı ören Şenol Güneş'in, Necati Kadir tandeminin, asker Mehmet Cemil'in, Joker Ali Yavuz'un, gol kralı Necmi Perekli'nin, Tipi Tip Ahmet'in, Kozmo Zengin'in, İstikrar abidesi Turgay'ın, sessiz kahraman Bekir Barçın'ın, Mescilerden Tuncay'ın, dakika 61 Hüseyin Tok'un, Rüzgar'ın oğlu Ali Kemal'in. Tarihi yeniden yazan futbolcuların ayak izlerini takip ettiği, örnek aldığı, kolunun kanadının altına sığındığı Cemil Usta. Türkiye Futbol Federasyonu 2019-2020 sezonunun Cemil Usta adıyla oynanması kararını vererek yeni neslin bir futbol emekçisiyle tanışmasına neden oldu. 2019-2020 sezonuna Cemil Usta isminin verilmesi Trabzonspor'un efsanevi kaptanı, efsane oyuncularından birisi, belki de en önemlilerinden birisi. Hatta benim açımdan baktığımız zaman en önemlisi. İlerleyen dakikalarda onun sebebini de söyleyeceğim. Camiamızı ziyadesiyle mutlu etti. Kendisi örnek bir sporcuydu, örnek bir futbolcuydu. Tabii o yıllarda maç yayınları bu kadar yaygın olmadığı için, sosyal medya hiç olmadığı için ismi Trabzonspor taraftarlarının haricinde Türk futbol kamuoyu tarafından özellikle bugünlerde pek fazla bilinmemesine rağmen Türk futbolunun çok önemli figürlerinden, çok önemli aktörlerinden, çok önemli sporcularından birisiydi. Hem beni, hem yönetimimizi, hem de camiamızı ziyadesiyle mutlu etti. Öncelikle bize bu gururu yaşatan en başta Trabzonspor, Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Örse, Futbol Federasyonu'na ve emeği geçen Cemil Usta, Dozer Cemil'i unutmayan ve unutturmayan herkese nezdinizde teşekkürler borç biliyorum. İşte efsane kaptan Dozer Cemil'in her futbol severin içini ısıtan bordo mavi günleri ve o günlere özlemle bakmamıza yol açan değerler abidesi. Cemil Usta tabii halka mal olmuş farklı bir isim. Şöyle tarif edelim, içine kapanık, dünya güzeli bir insandı. Delikanlıydı, harbiydi, dik bir insandı, dik dururdu, eğilmezdi. Bu ona sadece mesela ağır olması, bu dikliği ve delikanlı tarzı kaptanlığa yükseltmiyor. Tabii futboluyla beraber bu bütünleşince bir yerlere geldi Cemil Usta. Ve de federasyona bilhassa Türkiye Futbol Federasyonu'na bu yönden şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi mutlu etti, gururlandırdı. Onlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kaptan Cemil'le beraber yani böyle mütevazi, iyi bir aile babası. Arkadaşlarına, rakibe, hakemlere, takıma saygılı, son derece beyefendi bir insandı. Dediğimiz gibi onunla beraber yani iyi günler yaşadık, şampiyonluklar yaşadık. Ruhu şad olsun. Bu vesileyle bu 2019-2020 sezonunda onun adını vermeleri bana göre yakışır bir konumdu. Ve burada emeği geçen herkese, onun bu sezon adını veren herkese teşekkür ediyorum. Cemil Usta 1 Ocak 1951'de Trabzon'da gözlerini dünyaya açar. Çocukluk çağlarında Arafil Boyu Mahallesi'nin ara sokaklarında bir gün Trabzonspor'un kaptanlığına kadar yükselmesine yol açacak meşin yuvarlakla haşır neşir olmaya başlar. Yetenekleri çabuk fark edilir. 1967'de 16 yaşındayken Trabzon Gençler Birliği Kulübü'nde kariyerine başlar.
Sol bekte kendisine yer edinir, kısa sürede yaşıtlarından öne çıkar ve o dönem ikinci ligde mücadele eden Trabzonspor'un kaptanı Faruk Nafiz Özan tavsiyesi doğrultusunda bordo mavili renklere kazandırılır. 19 yaşına geldiğinde 1970'te Trabzonspor'un kapısından içeri ilk adımını atar. Güçlü fiziği, gözü pek müdahaleleri, harika zamanlaması, içine kapanık yapısına karşın sahada ortaya koyduğu olağanüstü cesaret, göze batan ilk özellikleridir. Cemile çarpan ya sakatlanır ya da taç çizgisinin dışarısında bulur kendisini. Dozer Cemil'dir artık Cemil Usta'nın lakabı. 1971 yılında Trabzonspor Ankara'da PTT maçını kaybettikten sonra şampiyonluğu kaybetti. O dönemlerde Trabzonspor daha çok işte Türkiye'deki şöhretli oyunculardan kurulu bir takımdı. Şampiyonluk kaybolunca bu sefer öze dönüş yaptılar. İşte Ali Kemal, Necati, Turgay, Şenol, Kadir, Bekir, Ali Yavuz, Ahmet, yani bütün arkadaşlarımız, yeni arkadaşlarımız geldi. Ve yani Trabzonspor'un da şeyi başlangıcı burada başlamış oldu. Eğer şampiyon olmuş olsaydılar o dönemde belki bizleri bu kadroya katmayacaklardılar. Kaptan Cemil de 1972 yılında yollarımız kesişti. Trabzonspor'un takım kaptanı olarak başladı beraberliğimiz. Ondan sonra Cemil Usta yani hem insan olarak hem de futbolcu olarak çok kaliteli bir insandı. Güçlü fiziği, zaten şey Rakşi'yi de lakabı doğrudan geliyor. Yani böyle ayağını koyduğu zaman top geçmezdi yani. Ondan da şey Dozer lakabını takmışlardı kendisine. Aynı zamanda da bana göre Turgay'la beraber dünyanın belki de dünyanın en iyi ters kademeye giren iki tane oyuncusuydular. Cemil ve arkadaşlarının inançlı karakterleri ise yaklaşan fırtınanın ayak sesleridir. Bordo mavili takım, Cemil'in gelişi sonrası iki sezon üst üste son haftalarda birinci lige yükselme trenini kaçırır. Pes etmek lügatta yoktur. 1973-1974 sezonu sona erdiğinde Trabzonspor en yakın rakibinin 6 puan önünde ikinci lig kırmızı grup şampiyonluğunu elde eder. Bir çağ kapanır, yeni bir çağ açılır. Trabzonspor 1. Lig'e genç yaşına karşın karakteri 40 yıllık usta futbolcuları kıskandıran Cemil, kaptanlığa terfi etmiştir. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse benim kendisiyle alakalı hiçbir anım yok. Yani birlikte bir yaşamışlığımız yok. Kaptanın futbol oynadığı dönemlerde Avni Aker'de, İstanbul'daki deplasman maçlarında ve ülkenin çeşitli şehirlerindeki Trabzonspor maçlarında taraftar olarak biriktirdiğim parayla açık tribünden kendisini izleme zevkini, daha doğrusu o efsane kadroyu izlerken kendisini de izleme zevkini elde eden nadir insanlardan derken tabii kuşağımızı kastediyorum. Bizim de yaşımız 61'e geldiği için genç nesil kendisini pek hatırlamaz ama canlı olarak izleme zevkini tatmış bir insanım. Keşke birkaç tane anım olsaydı diyorum daha doğrusu. Tabii ki büyük bir eksiklik ama o yıllarda biz takımın yanına fazla sokulamazdık. Ben zaman zaman Trabzon'da, zaman zaman İstanbul'da yaşayan ve eğitimine de İstanbul'da devam eden bir insandım. Burada kalmış oldukları otel var. Şu anda o otel renove edilerek isim değiştirdi. Ve takım kampa geldiği zaman genellikle o otelde kalırdı. İşte otelin kapısının önünde veya karşısında bekleyerek, maç başlamadan önce maça giderken onları görme şansımız yoktu. Çünkü çok erken saatlerde gidip kuyruğa giriyorduk, bilet kuyruğuna giriyorduk. Ama maç bittikten sonra soluğu takımın kamp yaptığı otelin önünde alıyorduk. Kendilerini biraz daha yakından görebilmek için. O zamanlar tabii böyle akıllı telefonlar falan da yok. Öyle selfie falan veya fotoğraf çektirme şansımız da yoktu. Hani belki bir imza alabiliriz diye. Ama doğrusunu söylemek gerekirse tabii çok yoğun olarak oraya gittiğimiz için yanlarına da yaklaşıp imza alma şansımız veya böyle kendileriyle tanışmak veya onlara dokunma şansımız hiç olmadı. Ama keşke olabilseydi diyorum bugün tabii ki. Şimdi babam öyle çok
böyle el üstünde tutulur. Maddi yönden çok fazla kazancı olan bir insan değildi. Ama çevrede sevilen, sayılan bir insan olduğu için bize vermiş olduğu olay şu. Babam sporu sadece futbol olarak oynamadı. Bize öğrettiği, bize anlattı. Futbolu bir yaşam tarzı, bir kişilik meselesi haline getirmişti. Bunun yanında mesela Trabzonspor taraftarına da şunu da vermişti, bize de vermişti. Trabzonspor taraftarı, hatta ileriki zamanlarda gelen gençlerde yavaş yavaş Cemil Usta'yı tanıdı, Dozer Cemil'i diyelim tanıdıktan sonra Trabzonspor taraftarının bir simgesi haline geldi. İşte burada güç, fedakarlık, işte Cemil Usta'nın yapmak istedikleri bazı şeyleri Trabzonspor taraftarların tarafından benimsenip daha sonraki altyapıda futbol oynayanlara işte Cemil Usta'yı, Dozer Cemil'i örnek gösterip işte bazen maçlarda işte Cemil Usta gibi ol, işte yani dik oyna bilmem gibi bazı işte pankartlarda asılmasına sebep neden oldu. Onun için babam yeri bana göre çok farklıydı. 1974-1975 sezonuna evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak girer Trabzonspor. O karşılaşmada şans bulamayan Dozer Cemil, ikinci hafta Zonguldak deplasmanında kaptan olarak formayı sırtına geçirir ve bir daha kolay kolay çıkarmaz. Trabzonspor 1. Lig'de geçirdiği ilk sezonu 9. tamamlar ama Türkiye Kupası'nda gelecek parlak günlerin sinyalini verir. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Fırtına, yarı finalde Boluspor engelini aşar ve finalde Beşiktaş'ın rakibi olur. Finalin Avniakar'da oynanan ilk ayağını 10 kişi kalmasına rağmen Kadir Özcan'ın golüyle 1-0 kazanan Trabzonspor, İstanbul'da oynanan rövanşı ise 2-0 kaybeder. Soyunma odasında matem havası hakimdir. Cemil Usta'nın arkadaşlarını ayağa kaldıran, ölüm sessizliğini dağıtan sözleri yankılanır. Trabzon'a şampiyon dönene kadar durmak yok. Takım olarak söz keserler şampiyonluk için. Şimdi müthiş bir birliktelik vardı. Arkadaşlık, sevgi, saygı. Zaten Trabzonspor'un başarısı buradan geliyor, buradan kaynaklanıyor. Tüm takımlar o zamanlar arkadaşla, tabii milli takımda oynadığımız için diğer takımlardaki arkadaşlarımız bize gıptayla bakardı. Yani bu ne güzel bir arkadaşlık, bu ne güzel bir sevgi. Bizde bunlar yok. İşte onlar olmadığı için biz başarılı oluyorduk. İşte bunların baş aktörlerinden biri de Cemil Usta'ydı tabii. Kaptanımızdı. İri cüssesi, yapısıyla herkes onu en yaşlı kişi zannederdi ama bizden 2 yaş küçüktü. Mesela ben 50 doğumluyum, o 52 doğumluydu. Ona rağmen kaptanımızdı. Yani kaptanlığı bizden küçük olmasına rağmen hak eden bir insandı. Yani nasıl söyleyeyim, tüylerim diken diken oluyor zaten. Farklı bir kişilikti, farklı bir yapısı vardı. Tabii ki o başarılarda Cemil Usta baş aktör olmuştur. Gerçek bu yani. Şey olarak öyledik, tüm olarak öyledik. Yani gideceğimiz yerlere hep beraber giderdik. Yani en az 10-15 kişi beraber giderdik. Ailelerimiz Trabzon'da olduğumuz zaman her akşam birimizin evine falan konuk misafir olurduk. Yani öyle bir şeyimiz vardı ki yani herkesin ne yapabileceğini bilebiliyordu. O tabii bizim için çok büyük avantajdı. İşte ben rahmetli Kadir'in, Cemil'in, Turgay'ın neler yapacağımızı, işte arkadaşın ol bizlerin hangi pozisyonlarda olur olmaz ne yapabilir biliyordu. O da tabii büyük avantajdı bizim için. Onun için de çok fazla gol yemiyorduk yani. Bana göre yani bu dörtlü yani Türkiye'ye gelmiş ve en iyi şey dörtlülerden birisi dediğim gibi yani ikisi müthiş kademeye giriyordu. Hakikaten çok müthiş bir kademeye giriyorlardı. Yani böyle yani şimdi. Cemil ve arkadaşları daha büyük bir inançla başlar 1975-1976 sezonuna. Tesisler felaket, antrenman şartları kötüdür. Sahil yolunda asfaltın kenarında koşarak hazırlanırlar sezona. Betonda koşmaktan şişen ayaklar, kaptan Cemil'e soyunma odasında verilen
bu şehre şampiyon döneceğiz sözünün hatırına ne bir acı hisseder ne de kaytarmaya çalışır. İlk hafta zorlu Galatasaray deplasmanıdır. İki birlik galibiyet büyük motivasyon olur. Fırtına ilk 6 haftayı 5 galibiyet 1 beraberlikle geçirir, şehirde 7'den 70'e şampiyonluk hikayeleri dillere düşer. 4 Nisan 1976'da Hüseyin Tok'un 61. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor liderlik koltuğuna oturur. Sezonun bitimine 2 hafta kala Adanaspor karşısında kazanılan penaltı vuruşunu 61. dakikada gole çeviren Dozer Cemil ise bayramı yaşatır Trabzon'a. Şampiyonluk resmen ilan edilir. İstanbul hükümranlığı yıkılır. Anadolu devrimi bordo mavi renkler altında vücut bulur. Cemil ve arkadaşları Türkiye Ligi Şampiyonluğu Kupası'nı ilk kez İstanbul dışına çıkarır. Üç büyükler fırtınaya tutulmuştur artık. O zaman da tabii çok gençtik biz. Bir de işte Trabzon'da yaşıyorduk, Faroz Mahallesi'nde yaşıyorduk. Orası dar bir çevre. Yani Türkiye'nin çok daha Trabzonspor'a geldikten sonra Türkiye'yi ve dünyayı görmeye başladık. Ufkumuz o kadar genişliydi. Yaptığımız işlerin ne kadar iyi olduğunu ancak futbolu bıraktıktan sonra bir belgesel yaptılar bize. O belgeseli izledikten sonra diyebildik ki ya biz hakikaten çok büyük iş başarmışız yani şimdi. Çünkü o zamanlar şeydi yani dediğim gibi gençtik, işte yeniyorduk da müthiş kendimize güvenimiz vardı. Yani biz şampiyon olduk dediler, tesadüf dedi ki biz gene olacağız dedik. İşte şu oldu bu oldu dediler, bir daha olduk yani. O arada bir tane boşluk bıraktık, onda da şeyde Danimarka'da bir ceza almıştık biliyorsunuz Avrupa Kupalarında. İşte bir maç, bir yıl men cezası almıştık, Avrupa'ya gitmeme cezası almıştık. Belki o cezayı almamış olsak, yani düşünemedik ki yani 6 defa üst üste şampiyon olduğu zaman ileride bunlar bize ne götürür diyoruz. Belki o şeye gidip gitme şansımız olsaydı, yani cezayı almamış olsaydı belki 6 defa üst üste şampiyon olmuş olacaktık yani. Dediğim gibi yani biz yani mütevazi bir yerlerde büyüdük ve mütevazi bir şekilde de hayatımıza devam ettirdik. Rahmetli de bunlardan birisiydi. Yani Trabzonspor'u Trabzonspor yapan değerler vardır. Trabzonspor'un kendi dinamikleri vardır. İşte kendi şehrinin çocuklarından oluşturduğu bir takımla ikinci ligde şampiyon oluyor. Birinci lige çıkıyor takım. Birinci lige çıktıktan sonra takip eden sene içerisinde 5 defa arka arkaya şampiyonluk. Çünkü arada bir ikincilik var. Hani ben onu da şampiyonluk olarak görüyorum aslında. Çok büyük bir başarı olarak görüyorum. Kendi çocuklarından, kendi şehrinin çocuklarından oluşturduğu takımda tabii ki birkaç tane de ülkenin çeşitli kentlerinden gelen, ihtiyaç duyulan mevkilere yapılan transferler vardı. İnanılmaz, müthiş, efsanevi bir kadro oluşturmuştu. Ve o kadroda çok büyük aidiyet duygusu vardı. Yani sadece futbol oynamıyordu o kadro. Türk futbolunda bir değişimin öncüleriydi. Ve zaten Trabzonspor'un yani Türkiye'de, Türkiye geneline yayılan işte sayıları 10 milyonu bulan taraftarlar da o efsane kadroya olan sevgileri ve onların elde etmiş oldukları başarılarıyla bu sevgi köpürdü. Tabii ki işte kendisi de Şenol, Turgay, Necati, Kadir gibi bu şeyin efsane kadronun çok önemli bir aktörüydü. Belki de yaşantısıyla, hem spor yaşantısıyla hem futbol yaşantısıyla herkese de örnek olabilecek nitelikte bir futbolcuydu. Zaten kariyerinin, Trabzonspor'daki kariyerinin son 3 yılında kaptan olarak tamamlaması ve futbolu da Trabzonspor'da, futbol hayatında Trabzonspor'da noktalaması da zaten bunun en önemli göstergelerinden birisiydi. Yani bugün tabii dönüp baktığımız zaman Cemil Usta gibi bir lidere takım içerisinde, Cemil Usta gibi bir kaptana her zaman ihtiyaç duyuluyor. Bizim de özellikle yönetime geldikten sonra kendi altyapımızdan yetiştirmiş olduğumuz sporculara aşılamak istediğimiz duruş
ve aşılamak istediğiniz Trabzonspor'lu mücadele ruhu da tamamen Cemil Usta felsefesinden kaynaklanıyor. Türkiye Kupası'nı penaltı vuruşları sonucu Galatasaray'a kaptırır Trabzonspor. Ancak 3 gün arayla Hüseyin Tok'un dubleleriyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a sahayı dar ederek Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını da müzesine götürür. Tarihi bir üçlemeyle sezonu kapatır. Arkadaşları Cemil'e verdiği sözü tutmanın, Cemil Usta şehre yaşattığı tarifsiz sevincin haklı gururunu yaşamaktadır. Şimdi tabii Trabzonspor'un o yıllardaki hemen hemen bütün maçlarını seyrettim diyebilirim. Efsane bir kadroydu, rakip tanımıyordu. Özellikle de yani Cemil Usta tarafından baktığımız zaman kaptan olarak kupanın, şampiyonluk kupasının kaptan Cemil Usta'nın ellerinde yükseldiğini çok iyi hatırlıyorum. Yani bugün gibi hatırlıyorum. Şimdi tabii aynı ruhun yakalanması için o ortamın yaşanması lazım. Ama ortam artık o ortam değil. Bugün futbol artık global bir hale geldi. Gerçi biz bunu her ne kadar da özellikle son 10 sene içerisinde hem Trabzonspor'da hem Türk futbolunda çok yanlış ve hatalı olarak uyguladıysak da bugün tabii Trabzonspor'un az önce de söylediğim gibi kendi dinamikleri var. Trabzonspor bir futbol şehri. O açıdan baktığımız zaman da Trabzonspor bir kent takımı. Yani asla ve asla taraftarlarımızın veya camiamızın bizi diğer takımlarla karıştırmamaları lazım. Veya aynı ölçüde ve ölçekte görmemeleri lazım. Biz bir kent takımıyız. Bizim dinamiklerimiz farklı. Trabzonspor bunun mücadelesini vererek ilk defa şampiyonluğu İstanbul'un dışına, Anadolu'ya ve Trabzon'a taşıdı. Bugün o günlerde de var olan, bugün de var olan aslında Trabzonspor'un kendi altyapısı ve dinamiği. Kendi altyapısından yetiştirmiş olduğu futbolcularla Trabzonspor yine Türk futboluna damga vurabilir. Vurur, vuracaktır da zaten. Bizim hedefimiz bu. Kaptanın Trabzonspor yolculuğu 9 sezon sürer. Kimi zaman mutluluktan bulutların üstüne çıkarlar. Kimi zamansa bir deplasmana gitmek bile büyük bir kahırdır. Arkadaşlarının paralarını alamadığı, kulübün deplasmana gidecek parayı bulamadığı günlerden birisidir. Kaptan Cemil eşinin onayını aldıktan sonra yöneticilerin kapısını çalar. Ağzından, "Lütfen bu bilezikleri kabul edin. Kulübüm bu durumdayken bu bileziklerin bizde olmasına gerek yok. Satar, birazıyla arkadaşlarıma alacaklarını ödersiniz. Birazıyla da deplasman masraflarını karşılarsınız." sözleri dökülür. Bir kaptandan ötesi, bir vefa abidesidir Cemil. Trabzonspor hayatının ilk önceliğidir. Ya onu ben de aslında bilmiyordum. En son bu olaylar gündeme geldiği zaman dedim ki, mesela annemle konuştum. Dedim, anne dedim, böyle bir şey var mı? Dedi ki, oğlum vardı. Dedim, benim niye hiç haberim olmadı? Öyle biz gittik işte 45 yaşına geldik. Yani ben daha yeni öğrendim. Dedi, oğlum dedi, o zaman dedi, biz dedi Trabzonspor o yani hiçbir fark etmiyordu. İhtiyacı olduğu zaman dedi ki, ihtiyacım var dedi. Çıkarttık, verdik, ne var ne yok dedi, verdik ama dedim geri gelmedi mi veyahut da yani ne bileyim yani babam mı almadı mı dedi, yok dedi, o verdik, arkasına bakmadık, gitti. Yani helali hoş olsun dedi, öyle Trabzonspor feda olsun. Yani ekonomik olarak durumu çok iyi olmamasına rağmen yani o basireti gösterebildi yani şey, bana göre çok büyük bir olay yani, belki dünyada hiç olmayan bir olay yani. Şöyle diyebilirim, hep söylüyoruz tabii, içine kapanık farklı bir yapısı vardı. Mesela Beşiktaş bizi içimizi çağırdı. İşte yeni yeni biz şampiyon olduk ve Trabzonspor ismini duyurduğu seneler Beşiktaş bizden görüşmek istedi. Şu lafı bana söyledi: Ali Kemal, benim yerime de sen konuş. Yani öyle farklı bir yapısı vardı. Yani ben beceremem. Ben kendimi pazarlayamam. Dillerden dillere günümüze kadar taşınan, dönemin en büyük efsanelerinden Liverpool'a karşı alınan tarihi galibiyet, Cemil Usta'nın kariyerinin en unutulmaz anlarından birisidir. 1976-1977 sezonunda ilk kez Avrupa arenasına çıkar Trabzonspor.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk turunda rakip İzlanda temsilcisi Akranes'tir. Deplasmanda 3-1 kazanan Trabzonspor, Avniaker'de 3-2 galip gelir ve ikinci turda namı cihana yayılmış İngilizlerin görkemli ekibi Liverpool'a rakip olur. Ada temsilcisi şöhretler karması misalidir. Kalede 1.90'lık dev Ray Clemens, savunmada Emilin Hughes, orta sahada Kevin Keegan, forvette John Benjamin Toshak'la korku salmaktadır namağlup İngiltere şampiyonu ve UEFA Kupası'nın son galibi Liverpool. İlk randevu Hüseyin Avni Aker'dedir. Şehirde büyük heyecan vardır. Bordo Mavili ekibi küçümser tavırlarla çıkar ısınmaya kırmızılar. Cemil ve arkadaşları gurur meselesi yapmıştır. Liverpool'a o saha dar edilecektir. Sağlı sollu Bordo Mavili ataklar dalga dalga Liverpool savunmasını bunaltmaktadır. Ve 63. dakikada penaltı kazanır Trabzonspor. 11 metreden topun başına Kadir Özcan geçer normalde. Ne var ki Clemens'in heybeti Kadir'in tereddüt yaşamasına sebep olur. Golü atıp tarihe geçecek bir kahramana ihtiyaç vardır. Kadir'in kulübeyi süzen bakışlarını fark eden Cemil Usta, sessiz sedasız yerde sahibini bekleyen meşhur yuvarlağı elini alır, penaltı noktasına yürür kararlı adımlarla. O ana kadar savunmada kusursuz görev yapan Dozer Cemil'in efsane file bekçisi Clemens karşısında da dizleri titremez. Topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderir. Trabzonspor tarihinin en unutulmaz zaferlerinden birisinin mimarı olur. BBC'ye karşılaşmayı nakleden İngiliz spiker, Liverpool'un farktan kurtulduğunu, kaptan Cemil ve arkadaşlarının takdire şayan bir oyun oynadığını aktarır uzun uzun. Aynı zamanda da biliyorsunuz bu Liverpool maçı bizim için çok önemli bir maçtı. O maçta penaltı olunca takımın penaltısı olmamasına rağmen yani hiç kimse penaltıya atma cesaretini gösteremedi. O da ben atarım dedi bir şey, penaltıyı ben atarım dedi. Gitti penaltıyı attı, gol oldu. İşte maçtan sonra sordular ki yani hislerin, duyguların ne diye. İşte dedi ben gidip topu diktim, işte vurdum, gol oldu dedi. Yani bu kadar da mütevazi bir arkadaşımızdı. Zihinlerde kalan, hiçbir şekilde de unutamayacağımız meşhur bir Liverpool maçı vardı. O maçın yanılmıyorsam yine 61. dakikası olması lazım. Bu 61 rakamı bizim için biliyorsunuz çok büyük önem arz ediyor. 61. dakikada penaltıdan attığı bir gol vardı. Liverpool'u biz o maçta 1-0 yenmiştik. Çok önemli bir sporcuydu. Cemil Usta, Bordo Mavili forma altında tüm kulvarlarda 261 müsabakaya çıkar, 12 gol atar, savunma oyuncusu olmanın bedelini ise 12 sarı ve 3 kırmızı kartla öder. 1979-1980 sezonu sonunda kramponlarını asar. O sezon ligde 6, kupada 4, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 maça çıkar. Son gol sevincini 30 Eylül'de Altay'a karşı yaşar. Formayı son kez 19 Nisan'da Adana Spor deplasmanında giyer. Geriye dönüp baktığında cebinde 3 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, 2 Türkiye Kupası, bir de 2. Lig Şampiyonluğu Kupası vardır. Sahada ter dökmekten daha fazla kupaları havaya kaldırırken yorulur neredeyse. Valla babam için çok fazla kullanabileceğim veyahut da çok fazla onu net anlatabileceğim kelimeleri kullanmam bana göre imkansız. Ama yine de hani herkesin söylediği gibi işte başka takımın kaptanı arkasında sahaya çıkmadı. Veyahut da işte kendinden fazla ödün vermedi. Gerektiği yerde gerektiği kadar ilerledi. Ondan sonra duracağı yerde durdu. Yeri geldiği zaman da bıraktı. Antrenörlük olsun, futbolculuk olsun. Bunu anlatabilirim. Cemil bozulmamış bir çocuktu. Farklı bir çocuktu. Biz biraz haylaz, şımarık davranışlar içinde olabilen, bilhassa ben tabii, farklıydı. Öyle bir onu bozduk demeyeyim de bize kendime alıştırdım ki mesela zaten bizi bir takımın yenmesi düşünülecek bir şey değildi. Yani çıkalım şunlara 3 atalım, şunlara 5 atalım da bir an önce keyfimize bakalım diyecek bir halimiz vardı. Çünkü hakikaten müthiş özgüvenimiz vardı. Müthiş güvenli bir takımdı.
Cemil'i de öyle bir hale getirdik ki Cemil son 10 dakika ya şu maç ya 2-0'dır ya üstü ya şu maç çabuk çabuk bitse de ya baksak işimize yani geçsek tozsak. Yani Cemil'i biz o hale de getirdik. Cemil de bunları demeye başladı. Yani böyle bir kişilikti, böyle bir insandı. Rahmetle anıyorum. Trabzonspor kariyeri sona erdiğinde Rizespor tecrübelerinden faydalanmak istediğini söyler, cazip bir teklifle kapısını çalar. Futbolu o kadar çok sevmesine karşın Trabzonspor sevgisi ve aidiyeti ağır basar. Öyle bir yanıt verir ki Trabzonspor'un tesislerinin girişine örnek olsun diye asılır. Cemil, ben Trabzonspor kaptanıyım. Başka bir kaptanın arkasında nasıl sahaya çıkarım sözleriyle en büyük mirasını bırakır geleceğin Dozer Cemillerine. 14 Ağustos 1983'te her zaman kademesini toparlayan yoldaşı Kadir Özcan'la birlikte Ordu Spor'la oynanan karşılaşmada jübilesini yapar. Yani son 3 senesi zaten kaptandı. 1970'te başladı Trabzonspor'da, 78'de futbolu bıraktı. Kariyerinin son yıllarında İstanbul takımlarından çok ciddi teklifler aldı kaptan. Ancak onlara verdiği şöyle bir cevap var ki, o bugün bizim Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde, tesislerin hemen girişinde antrenman sahalarında yer alan bir tabelaya yerleştirdik o veciz sözlerini. Teklif aldığı zaman şunu söylemişti, ben Trabzonspor Kulübü'nün kaptanıyım. Para için bir başka takımın kaptanın arkasında sahaya çıkmam deyip İstanbul kulüplerinin yapmış olduğu teklifleri reddetmişti. Öyle bir kişiydi ki şu lafı 26 yaşında Trabzonspor şampiyon takımın kaptanı 26 yaşında futbolu bırakır mı? Bıraktırdılar. Ve şu lafı hiçbir futbolcu arkadaşlarımız diyebildi mi? Ben Trabzonspor'un kaptanıyım. Başka kaptanın arkasından sahaya çıkmam. Ve çıkmadı da futbolu bıraktı. 26 yaşında futbol. Ben 28 yaşındaydım o zaman. Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yani böyle bir kişilikti Cemil Usta. Farklı bir yapıda olan bir insan. Daha sonraki yıllarda Trabzon'da bazı değişiklikler oldu. İşte oyuncuları göndermek istediler. Bunlardan biri de kaptan Cemil'di. İşte o dönemlerde de yaşı da çok fazla değildi. Yani başka kulüplere gidip para kazanabilirdi. Ama o meşhur bir lafı vardı, onu söyledi. İşte ben Trabzonspor'un kaptanıyım. Başka hiçbir takım kaptanının arkasında sahaya çıkmam diyebilecek kadar da Trabzonsporlu bir arkadaşımızdı. Babamın Trabzonspor mu, aile mi arasındaki farkı ben hala çözemedim. Trabzonspor mu önde gelir, ailesi mi önde gelir diye ben çözemedim ama şu anda daha net karar verebiliyoruz, daha net düşünebiliyorum ki Trabzonspor'un efsane olmak için veyahut da Trabzonspor'da bu yerlere bir işte futbol federasyonunun bir lige ismini verilmesi gibi büyük bir onuru kazanmak öyle kolay bir iş değil. Babamsa Trabzonspor'da kendinden ödün verip de mesela babam 27 yaşında, 28 yaşında futbolu bıraktı. İşte ben başka takımın arkasında kaptan çıkmam dedi. Burasını kendi evi olarak gördü. Kendi evi olarak bildiği için gidip de bir başka takımın kaptanı işte arkasına sahaya çıkmam deyip de yani tabiri caizse günümüzde parayı elinin tersiyle itti. Bu durumlara geldik. Ama mesela bu durumlara geldik. İşte şu anda Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu Cemil Usta Ligi isminin babama, işte bize ne kadar bir onur, ne kadar bir güç verdiğini tarif etmem imkansız. Ya da şöyle de söyleyebiliriz. Bize, bana, işte kardeşlerime, ailemize ve torunlarına bırakabileceği en büyük miras oldu. Yani onun için sevinçliyiz, gururluyuz. Jübilesi sonrası bir süre Trabzonspor altyapısında görev yapan Cemil Usta, sahada yaşadığı heyecanı bulamaz ve devam etmez. Sık sık Trabzonspor'u izlemek için bilet kuyruğuna girdiği gözlenir. Ancak bir süre sonra, bunca yıldan sonra kuyruklarda beklemek zoruma gidiyor diyerek vazgeçer. Köşesinde inzivaya çekilir.
Mesela babamın çok yakın arkadaşlarından işte Bekir abi olsun, işte Ali Kemal abi, Denizci olsun, işte bazı futbolcu arkadaşlardan konuştuğumuzda ben mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Ben çok fazla mesela Trabzonspor'da top oynuyordum. Mesela Ünal abiyle beraber top oynadım. Ama işte bu bizim eksikliğimiz. Ben mesela Ünal abinin yanına hiç gitmedim. Mesela işte Bekir abi olsun geldi bana söyledi, oğlum dedi, aynı baban gibisin. Ya insan bir gelip gitmez mi, halatır sormaz mı, şey yapmaz mı? Babam da öyle anlatırdı, babam içine kapanık, duygusal, işte ne bileyim sosyal faaliyetleri çok fazla olmayan biri ama dürüst, mert, verdiği sözü elinden geldiği kadar yapmaya çalışan, ki yapan, yapamadığı zaman da arkadaşlarına anlattığı kadarıyla yapamadığı olmadı ama geciktirdiği zaman bile evden dışarı çıkmayan bir insandı. Hayata gözlerini yummadan önce yerel bir gazeteye verdiği röportajda sarf ettiği "Yapayalnız ölmek istemiyorum" açıklaması dikkatleri çeker. Ne var ki 15 Mart 2003 günü evine dönmek için yürürken hayatının çalımını kalbinden yer. Düştüğü yerden ayağa kalkamaz. 52 yaşında en büyük aşkı Trabzonspor'a veda eder. Rivayete göre cebinde sadece bir yemek parası vardır son nefesini verdiğinde. Bilmezler mi ki Cemil Usta parayı, pulu, şöhreti değil, sadece Trabzonspor'u Trabzonspor yapan değerleri sevmiştir. Yani bir defa çok beyefendi bir insandı. Yani çok böyle okumuş olmamasına rağmen herkese saygılı, arkadaşlarına saygılı. Yani takım kaptanı olarak böyle bir havası falan hiçbir şey olmayan. Ailesine düşkün, çocuklarına düşkün, yani dediğim gibi, başta da söylediğim gibi işte taraftara, seyirciye, rakibe, hakemler hiç ilgisi olmayan, onlarla her zaman iyi ilişkiler içerisinde olan, sadece futbol oynamayı düşünen ve takım için oynayan bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Şimdi babam çok fazla mütevazı bir kişilikteydi. Yani babam nasıl söyleyeyim, İçine kapanık bir insandı. Çok fazla girdisi çıktısı olmayan, sosyal faaliyetlerine fazla düşkün biri değildi. Tabiri caizse parayla pulla da pek işi olmayan bir futbolcuydu. Bizim küçüklüğümüzde mesela ben daha önce de söylediğim gibi mesela Trabzonspor mu, para mı, aile mi oldun? Arasında ayrım yaptığı zaman para üçüncü sırada gelir. Yani aileyi ne birinci sıraya koyabilirim ne Trabzonspor'u ikinci sıraya koyabilirim. Onun için aileyle Trabzonspor arasında hiçbir fark yoktu. Yani ben kısaca böyle anlatabilirim. Böylesine takımına bağlı, kulübüne bağlı, kentine bağlı, aidiyet duygularıyla dolu, son derece beyefendi, sessiz, sakin, çok sessiz sakin bir yaşam sürdürdü. Ve o şekilde de hayata veda etti. Çok erken yaşta hayata veda etti. 2003 yılında, 52 yaşında geçirdiği bir kalp krizi sonucunda. Kendisini de işte her zaman biz zaten rahmetle, şükran ve minnetle anıyoruz. Ama 2019-2020 sezonunun da efsanevi kaptanımızın ismiyle anılması da bize ayrıca gurur veriyor. Bu 2019-2020 yılı futbol sezonu, Cemil Usta futbol sezonunda bütün 18 takıma başarılar diliyorum. Aynı zamanda inşallah bir Trabzonspor olarak Trabzonspor'umuzu şampiyon görmek istiyoruz. İnşallah o sene bu sene olur. Kaptan Cemil, iki senedir kaptanısın, Trabzonspor'un kaptanısın. Lig hakkında neler söyleyeceksin bize? Vallahi sezon başından beri çok iyi çalıştık. Hedefimiz lig şampiyonluğuna gönder kupayı almaktı. Bu emelimize erdik, onun için çok şahsen ben çok mutluyum.